Evet. Keyfe tekfurûne billahi ve kuntum envâten fe ahyâkum. Sümme yumîtukum. Sümme yuhyîkum. Sümme ileyhi turcaûn. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayette de caridir. Bu ayetin makabli ile irtibatı, evet, Kur'an-ı Kerim, vaktaki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti. Ve imanın itikat edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, delillerine işareten zikretti. Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazamun eden nimetlerin tadadı ile bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet, bu ayet ile en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci ayetle beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavat ve arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayetle beşerin kainat üzerine tafdil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayetle beşere talim-i ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine, yani nimet oldukları cihete bakılırsa, inayet-i ilahiyeye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vaciptir. Küfran-ı nimet, aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlerine bakılırsa, mebde ve meadi ispat eden delillerdir. Ve keza, bu ayet, geçen kafir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için, taaccübü ifade etmekle, inkarı tazamun eden keyfe ile yapılan istifham, onların tehditlerine işarettir. Şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahis edeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim evvelce gaibane yaptığı hikayeden sonra burada hitaba başladı. Bu da belagatça malum bir nükte içindir. Şöyle ki, insan bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihsar ile hitap suretiyle kendisine tevcih-i kelam etmeye başlar. Veya, iyiliklerinden bahis ederken, şevki ve aşkı galeyana gelir. Hemen hayalinin karşısına getirir. Kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu, iltifat ile tesmih edilen bir kaidedir. Bu kaidenin lisan-ı Arap'ta büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim, bu kaideyi takiben, keyfe tekfurune diyerek sigay-ı hitab ile onlara tevcih-i kelam etmiştir. Sonra vaktaki bu makamda takip edilen maksat, iman ibadet etmek ve küfranla nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir ve delillerin en vazıhı,